Tanrı'nın sözünü dinlemediğimiz zaman günah bize egemen oluyor. Günah egemen olduğu zaman vay halimize. Yaşamımızın odak noktası bu olmalı. Değişmek, ona daha çok benzemek, daha çok dikkatli olmak, sevgiyi yaşamak, Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Bugün tekrar İzmir Karataş Kilisesi'nden Cengiz Pastör ile birlikteyiz. Ve bu bölümde özellikle Mesih İsa'nın çarmıhının gücü, yani bizler için yaptığı fedakarlığın, gösterdiği sevginin, kefaretin büyük gücü ve aynı zamanda nasıl Mesih İsa'nın bu gerçekleştirdiği fedakarlıkla beraber Tanrı ile barıştığımız üzerine konuşacağız. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette Mesih İsa şöyle diyor: "Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez." Evet, çarmıhın gücü ve çarmıhta İsa bir bedel ödedi. Ödenen bir bedel var. İsa günahın ücretini ödemek için geldi. Birçok kişi İsa'yı peygamber olarak görüyor ve Tanrı en sevdiği, en yüce peygamberlerden birini neden çarmıhta öldürsün diye düşünüyorlar. Ama İsa bunun için doğdu, bunun için geldi. İsa %100 Tanrı, %100 de insan ruhsal olarak. Tanrı'nın sözü beden aldı ve bu dünyaya geldi. Bizleri kurtarmak için. Günahın ücreti ölüm. Günahlı olarak öldüğümüz zaman nereye gideceğiz doğal olarak? Ne düşünürsün? Cehenneme gideceğiz, değil mi? Başka nereye gideceğiz? O zaman Tanrı bizim cehenneme gitmemizi istemiyor. Cehennem aslında düşmüş melekler için, şeytan ve cinler için yaratıldı. İnsanlar için değil. Ama günaha düştükten sonra İnsanları kurtarma planının bir parçası oldu çarmıh. Anahtar çarmıh bir Hristiyan için aslında. Ve Tanrı en başta Adem'le Havva'yı kovarken ne diyor? Kadının soyundan gelen yılanın başını ezecek diyor. Ve İsa bunu gerçekleştiriyor. Ölmek için bu dünyaya geldi. Bizim günahımızın ücretini ödemek için geldi. Benim ölümümü almak için geldi. Beni kendisinden bir yapmak için. Çarmıhta kutsal bir değiş tokuş var. Büyük, muhteşem bir değiş tokuş var. Benim günahımı aldı, ölümümü aldı, lanetimi aldı, kendi yaşamını, esenliğini, bereketini bana verdi. Muhteşem bir değiş tokuş var. Evet. Bunu anlamak çok gerekli ve önemli. Ve birçok insan Cengiz abicim soruyor, Tanrı'nın sevgisi hayatımda nerede? Çünkü insanlar şartlarına bakabiliyorlar, yaşadıkları olaylara bakabiliyorlar, sıkıntılar, zorluklar ve buranın içerisinden Tanrı'nın sevgisini bulmaya çalıştıkları zaman bir hata oluşuyor, değil mi? Tabii. Ama Tanrı aslında en büyük sevgisini, o sonsuz sevgisini çarmıh üzerinde, yani bizim için bu dünyaya gelip kendisi de acı sıkıntı çekip, zorluklardan geçip orada kendi canını vermekle beraber kanıtlıyor. Tabii. Çarmıh Tanrı'nın sevgisinin doruk noktası aslında. Şimdi daha önceki programlarda bahsetmiştim. Sevgiyi biz bir çıkar ilişkisi olarak görüyoruz. Bu dünyada yaşarken, karanlık dünyada sevgi bir çıkar. Herkesin ağzında sevgi var ama her şeye rağmen gerçek sevgi yok. Tanrı beni günahkarken de seviyordu ama günahımı sevmiyordu. Aradaki fark bu. Bunu anlamak tabii ki çok önemli, vurguladığın gibi. Bunu anlamak ve bunu yaşamak ve büyük değiş tokuş oldu çarmıhta. Yaşaya kitabında bunu çarmıha İsa'nın nasıl gerildiği, neler yaptığını çok detaylı bir şekilde İsa'dan yaklaşık 700 yıl gibi bir zaman önce Tanrı Yeşaya peygamberin ağzıyla bu sözleri kayıt altına aldı. Yaşaya 35:5'e baktığımız zaman İsa bizim bağışlanmamız için cezalandırıldı. Ceza çekti İsa. Bizim cezamızı çekti. Ve gene orada İsa bizim şifa almamız için yaralandı. Onun yaralarıyla biz şifa bulduk. Ondan sonra 2. Korintiler 5:21'de İsa'nın doğruluğu ile doğru sayılabilmemiz için İsa bizim günahlarımızla günah oldu. Yani İsa doğruydu, günah yoktu, kutsaldı. Hiçbir insan onun gibi olamaz. Ve öyle olduğu için günahın ücretini ödeyebildi. Hem insan olmalıydı, hem kusursuz ve günahsız olmalıydı. Çünkü Adem'le günah işlendi ve ilk Adem'le günah işlendi diyeyim. Son Adem Yeşua Mesih'te de günah bizden alındı. İman ettiğimiz zaman tabii ki. Birçok kişi Cengiz abicim bunu duyduğu zaman şu soruyu soruyorlar. Peki Tanrı'nın kendisi bu dünyaya geldi, acı çekti, bizim zorluklarımızla paydaş oldu. Hiç günah işlemedi ve gerçekten de onlar diyorlar ki sizin söylediğiniz doğru olduğunu kabul edersek çarmıh üzerinde öldü. Fakat buna neden gerek vardı? Yani Tanrı'nın kendisi istese hemen öylesini affedemez miydi diye soruyorlar. Fakat Tanrı'nın adaletli olduğunu da hatırlamak gerekiyor değil mi? Tabii. Tanrı merhametli olduğu gibi adalet de bir erdemdir. Ve bu erdemi içerisinde bir bedel ödenmesi gerek. Tabii. Çünkü diyelim Cengiz abi sen bir yargıç olsan ve ben birine tecavüz etsem, birini öldürsem, çalsam, çırpsam, merhametli olduğun için beni öylesine affetsen, bu sefer sen kendin suça ortak olmaz mısın? Tabii. Kendi özüme aykırı davranmış olurum. Tanrı kendi özüne aykırı davranamaz. Onun için ta en başta Adem'le Havva'yı yollarken bunun böyle olacağını, sözün beden alıp bu dünyaya geleceğini ilan etti. Çünkü günahın ücreti ölüm. Tanrı'nın adaleti var ve merhameti de var. Bunu ikisini Tanrı gibi hiçbirimiz kullanamayız. Biz Tanrı gibi adaletli ve Tanrı gibi merhametli olamayız. Ya merhametli olduğumuz zaman çok yanlış ve aşırıya kaçabiliyoruz. Fazla adaletli, yargıcı olduğumuz zaman da yanlışa düşebiliyoruz. Biz mükemmel değiliz. Ancak Tanrı'nın ruhunu dinleyerek, onun sesini duymayı öğrenerek bunun üstesinden gelebiliriz. Tanrı bunu mükemmel bir şekilde yapıyor ve İsa'nın gelmesi Tanrı'nın adaletini gösteriyor çarmıh. Hem sevginin doruk noktası hem aslında adaletin de doruk noktası. Evet. Tanrı hiçbir günahı karşılıksız bırakmıyor. Ve bizim bütün günahlarımızın karşılığını İsa ödedi. Günahın ücreti ölüm, benim ölümümü öldü. Yani iman eden herkesin ölümünü öldü. Dünyanın yaratılışından dünyanın sonuna kadar olacak bütün günahın ücretini ödedi. Bunu anlamak çok önemli. İbraniler 2:9'da İsa onun yaşamının paylaşabilmemiz için bizim ölümümüzü öldü. Bir nedenlerinden biri de İsa'nın ölmesi, bizim yerimize ölmesi, onun yaşamını paylaşabilmemiz, yaşayabilmemiz için bizim yerimizi öldü. Yani İsa ölmeseydi biz günahkar olarak mahfa gidecektik. Ve yani ne kadar iyilik yaparsak yapalım, bizim yaptığımız hiçbir iyilik Tanrı'nın doğruluğunu sağlamaz. Kendi yaptığımız iyiliklere güvenerek ilerleyemeyiz. Mutlaka birbirine öfkelenip kızabilir, bağırabiliriz, kavga edebiliriz. Ve ben yıllardır bu şeylerle uğraştığım halde daha yeni 1 hafta önce, 2 hafta önce patlama yaşadım. Ve çok kızdım, bağırdım, çağırdım. Ve çok aslında kötü neticeler doğurdu. Rab merhamet etsin ve bunu dengelesin. Ben mükemmel değilim. Ben de kızabiliyorum. Nerede ne zaman oldu detaylarına girmek istemiyorum. Ama bu gösteriyor ki mükemmel değilim ben. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ama mükemmel olmak için gayret ediyoruz. İsa bunun için. İsa'yı ne kadar yaşarsak, ne kadar özümsersek onu, ölümünü gerçekten değeri ortaya çıkıyor. Tabii ki tövbe etme imkanımız var. Tövbe edebiliriz. Bunu da unutmamak lazım. İnsan kendisini ölçüt olarak gördüğü zaman burada hata yapabiliyor değil mi Cengiz abi? Tabii. Çünkü kendi düşüncemizde biz eksik olabiliyoruz. İyiliği iyi bir şekilde tartamıyoruz ve bizden üstün bir iyilik anlayışı olması lazım. Yani Mesih İsa'nın, Tanrı'nın kendisinin bize işte tabii, gerçek sevgi, gerçek iyilik ve erdemler evet, budur diye göstermesi gerek. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Tanrı göstermemiş olsa o zaman biz gurura kapılacağız. Kendimizi beğenmeye başlayacağız. Aa, bak ben neler yapıyorum işte. Cinleri kovuyorum şeyleri. Aslında Saul, Kral Saul bunun örneklerinden bir tanesi. Ve kendinden gurura kapıldı. Halkın onu küçümsemesinden korkarak krallığını kaybetti. Davut da aynı şekilde günah işledi. Ama günah hatırlatılınca hemen alçaldı, kırıldı, tövbe etti. Saul tövbe etmedi. Aa ben yanlış yaptım demedi. Tam tersine gurur ve kendini üstün görmek. Ve Saul'da kutsal ruh yok muydu? Kutsal ruhun olması, onu dinlemediğimiz zaman zorla bize bir şey yaptırmıyor. Tabii. Tanrı hiçbir zaman hiçbirimize zorla bir şey tabii, yaptırmadı. Tamamen kendi isteğimizle onu uymamızı istiyor. Evet, Galatyalılar 3:13. İsa bizim bereketleri alabilmemiz için lanet oldu. Bizim lanetini kendi üzerine aldı çarmıhta. Kendi bereketlerini bize verdi. O değiş tokuşun bir parçası da lanetler ve bereketler. İsa'da bereketleniyoruz. Bunu unutmamamız lazım. Eski Antlaşma'da geçen bir sözde ağaç üzerine, tahta üzerine asılan lanetlenmiştir diye özellikle yazdığı evet, için evet. Ve Mesih İsa'nın aslında tabii ki kendisi değil fakat günahımızı üzerine aldığı için aslında günah bir anlamda orada lanetleniyor. Ölüm lanetleniyor ki bizim üzerimizdeki gücü kırılsın diye. Tabii çok doğru. Çünkü insan ağaçla günah işledi. O meyveyi yedi. Evet. Tanrı'nın sözünü dinlemedi. Aslında günah Tanrı'nın sözünü dinlememek. Saul da aynısını yaptı. Tanrı'nın sözünü dinlemediğimiz zaman günah bize egemen oluyor. Günah egemen olduğu zaman vay halimize. İşte böyle karanlık, kötü bir dünyada yaşamak zorunda kalıyoruz. Ama hamdolsun İsa bize özgür olma, lanet yerine bereket alma yolunu açtı. İsa'nın açtığı bu yolda yürümek onun için çok önemli. Ve ondan sonra 2. Korintiler 8-9'a bakarsak İsa onun bolluğunu paylaşabilmemiz için bizim yoksulluğumuza katlandı. Yani kendi bolluğunu bize verdi, bizim yoksulluğumuzu kendi üzerine aldı aynı şekilde. Ve bu da baktıkça ne kadar büyük bir bedel ödendiğini anlıyor. Ve ne kadar acı. Bazen fiziksel olarak çok acı çekti. Ama ben bazen düşünüyorum, ruhsal olarak çektiği acı mı daha çok fiziksel olarak evet, çektiği acı mı ya? Ben kendi adıma benim yorumum ruhsal açıdan daha çok acı çekti. Katılıyorum efendim. Onun için bunun farkında olmamız çok önemli. Ve ilginçtir Cengiz abi. Mesih İsa'nın bolluğundan bahsediyor. Ama bu dünyada çok fakir bir şekilde yaşadı ve hiçbir materyale tutunmadı, hiçbir ünvana tutunmadı. Hatta kendini alçalttıkça alçalttı. Ama yine de bir bolluk verdiğinden bahsediyor. Ve her ne kadar dünyasal materyale sahip olmasa bile binlerce insan onu takip etti. Bastığı yer, her taraf, oradaki bütün yetkilileriyle beraber Yahudilerin o kurduğu sistem içerisindeki oradaki rahipler, ferisiler, sadukiler her biri onun karşısında sarsıldılar. Ama Mesih İsa hiçbir şeye sahip olmadığı halde hem çok güçlüydü hem de sevgisini ve amacını hiç kaybetmedi. Sarsılmadı. Bize evet, bu bolluktan bahsediyor aslında değil mi? Evet tabii bu bolluk gerçek bolluk işte. Öbürü dünyasal bollukla ruhsal bolluk, İsa'nın verdiği, Yeşua Mesih'in verdiği bolluk çok farklı. Birbirinden senin söylediğin gibi mukayese dahi edemeyiz. İsa gerçek bir bolluk verdi. Zenginlik değil. Zengin de olabiliriz. Çok zengin Mesih inananları tanıyorum ve gelirinin %90'ını Yeşua Mesih'in yolunda, kilisenin yolunda harcıyorlar. Onun için mesela burada dağıttığımız İncil'ler olsun vesaire birçok bu bağışlarla gerçekleşiyor. Ve bu zenginlik, bu bolluk çok farklı. İncil'de de yazdığı üzere Mesih İsa hem kendisi de aslında ihtiyacı olanlara, fakir olanlara kendisi de çok yardım etti. Ve aynı zamanda bizlere de karşılıksız bir şekilde hiçbir şey beklemeden vermekten bahsediyor. Evet. Ve insanlar tanrısız bir şekilde aslında materyale tutunduğu zaman, gerçek anlamda o zaman esir oluyoruz. Değil mi? Çünkü tanrısal bir bolluk olduğu zaman bu sefer her şey size bir araç olarak kullanılabiliyor ve iyilik uğruna bunları kullanabiliyorsunuz. Ve bu insana gerçek huzuru, sarsılmazlığı getiriyor. Ama diğer türlü esir eden bir bağlantı da var materyalle. Bakın bu deprem oldu. Evet. Kiliseler ne kadar yardıma koştu. En önce koşanlardan birisi de kiliselerdi. Bütün kiliseler, hemen hemen bütün kiliseler diyeyim. Hepsi birçok şey. Bizim kilisenin yaptığını, İzmir'de Işık Kilisesi var. Onun yaptığını hatırlıyorum. Ahmet kardeşlerin Diyarbakır Kilisesi, o da oradaydı. O da hizmet etti. Ve çok zor şartlar altında. Ve insanlar o karanlığın etkisiyle kızgın, öfkeli. Onlara iyilik yapıyorsun, su veriyorsun. Adam tersliyor seni. Çok ilginç şeyler anlattılar. Bunlara tabii girmek istemiyorum şu anda zamanımızı. Amacımız farklı ama gerçekten bu böyle. İsa bizim ebediyen Tanrı'ya katılabilmemiz için ölümle Tanrı'dan ayrıldı. Bak bu da çok önemli. Yaşaya 53:8-9. İsa Tanrı'dan nasıl ayrıldı? Tanrı değil mi? Çarmıha Tanrı mı gerildi? Hiç düşündün mü bu konuları? Değil mi? Çok bana ilginç geliyor bu konu. Ve İsa'nın insan bedeninde gelmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Çarmıha insan olan İsa gerildi. Tanrı günah işlemedi ki çarmıha gerilsin. Zaten Tanrı'nın çarmıha gerilmesi mümkün değil. Ve bu soru da çok soru. Tanrı çarmıha gerildi, dünya tanrısız mı kaldı? Hayır, Tanrı çarmıha gerilmedi. Gerilemez. Öyle bir şey yok. Ama İsa hem %100 insan hem %100 Tanrı olduğu için insan olan İsa geldi ve çarmıhtayken Tanrı'yla bağlantısı koptu. Tanrı günaha bakamaz. Ve o günahı kendi üzerine aldığı zaman bizim ölümümüzü, bizim lanetimizi, bizim bütün kötülüklerimizi o zaman Tanrı'yla nasıl bağlantısı olacak? Ve baba neden terk ettin diyebildi. Yani çok korkunç bir zorluktu. Davut peygamberin önceden bildirdiği mezmurda yazdığı bu Mesih için geçerli olan ve acıları için geçerli olan bu söz. Ama dediğin gibi Cengiz abicim, şu noktayı anlamak gerçekten çok önemli. Tanrı'nın kendisi gerçekten de aramıza bir insan olarak geldi. Aramızda yaşadı. Tamamen Tanrı'nın kendisiydi ama yaptığı her şeyi tamamen insan olarak yaptı. Evet. Ki sonuçta bizim acılarımıza, sıkıntımıza, neşemize ve mutluluğumuza da aynı zamanda ortak olsun. Ama bundan da öte yaptığı her şeyden sonra beni takip edin diyebilsin diye. Çünkü Mesih İsa bu dünyada Baba Tanrı ile ilişki içerisinde yaşadı. Diğer bütün insanların yaşadığı gibi. İnanmayanlar da aslında, çünkü nefesimizi biz herkes Tanrı'dan alıyor. Yaşamımızı, sahip olduğumuz her şey Tanrı bizlere sağlıyor, değil mi? Bu Mesih İsa da bunları yapmakla beraber Tanrı ile ilişki içerisinde yaşadı. Tanrı'nın kendisi olmasına rağmen bir insan olarak geldi çünkü. Ve bu noktada dediğin gibi Cengiz abi, insanların günahını üzerine üstlendiği zaman bu günahı aslında çarmıha götürdü. Yoksa Tanrı'nın gerçek anlamda, yani tanrısal özüne zarar verilebilecek herhangi bir şeyin olması imkansızdır. İmkansız tabii. Yani bu çok net, senin vurguladığın gibi bunu anlamak çok önemli bir nokta. İnsanlar bazen anlamakta bunda zorluk çekiyorlar ama gerçek bu. İsa çarmıhta bir şey yapmak için geldi, ölmek için geldi. Bu kesin ve net bir şey. Romalılar 6:6'ya bakabiliriz. Yeni yaratılışımızın bizde yaşama kavuşması için eski yaratılışımız onda ortadan kaldırıldı. Çarmıhta eski benlik, eski yaratılış çarmıha gerildi aslında. İsa ile beraber. Ve yeni yaratık olarak İsa'ya iman ettikten sonra yeni yaratık oluyoruz. Ama yeni yaratık derken mükemmel olmuyoruz. Mükemmelliğe doğru gidiyoruz. İsa'nın ikinci gelişinde, şimdi aynada silik her şeyimiz, peygamberliğimizde, bütün armağanlarda, yaptıklarımızda, hepsinde eksiklik olabilir. İsa geldikten sonra o zaman her şeyi tam olarak bileceğiz. Şimdi mükemmel olmaya gayret ediyoruz. Rabbin ruhuyla, onun yardımlarıyla bu karanlığın içinde yaşamak kolay değil. Hele bizim ülkemizde Hristiyan olmak hiç kolay değil. Her taraftan tepki görüyorsun. Çocukların bile tepki gösterebiliyor. Ailen tepki gösteriyor. Herkesten tepki görmüştü. Bilmiyorum, sen de mutlaka görmüşsündür ailenden tepki. Mesih İsa kendisi de özellikle söylüyor ve diyor ki, eğer benden nefret edildiyse sizden de nefret edilecek ve sıkıntı içerisinde olacaksınız eğer kutsal yaşamak isterseniz. Ama Rabbe şükürler olsun ki onun sevgisi gerçekten, o nasıl kendisine karşı zulüm edildiyse, ona kötü sözler söylendiyse ama yine de sevgisini kaybetmediyse, bizlere de kendi sevgisini, ruhunu koyduğu için içimize biz de durabiliyoruz ve insanlar da bu sevgiyi gördükleri zaman, Rabbin sözünde de yazdığı üzere, sevginizden ötürü bilecekler ki bir olmanızdan ve sevginizden ötürü gerçekten de Mesih İsa'nın aramıza geldiğini ve onun gerçek Tanrı olduğunu buradan bileceğinden Rabbin sözü bahsediyor. Evet, çok önemli. Son nokta olarak çarmıhın gücü. Çarmıhta Mesih'le bir olduk. Bir kimlik doğuş dokuşu da gerçekleşti. Kimlik değiş dokuşu. O bizimle özdeşleşti. Biz ise onun gibi olduk. Ona benzemeye çalışıyoruz. Ve yaşamımızın odak noktası bu olmalı. Değişmek, ona daha çok benzemek, daha çok dikkatli olmak, sevgiyi yaşamak, sevgiyi yaşamak. Rab gerçekten de aramıza bizi değiştirmek için kendi sevgisini göstererek iyiliğini, erdemlerini, yüceliğini aslında içimize koymak için geldi ki bizler onun ruhuyla dönüşebilelim. Adem ve Havva günah işlemeden önceki o masumiyetleriyle nasıl Rab'le el ele tutuşarak yaşıyorlardıysa biz de onun gibi olabilelim diye. Sonraki programlarımızda yine aynı şekilde Rab'le olan ilişkimizle beraber nasıl ruhsal dünyada güçlü kalabiliriz, kötülüğe karşı, iblislere, şeytanın kurduğu tuzaklara karşı nasıl durabiliriz konuşmaya devam edeceğiz. Eğer bizleri daha rahat bir şekilde takip etmek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizlerle kalın.